Ordu da Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında hakkında dava açılan eski albayın yargılanmasına devam edildi. Ordu 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada Kütahya'da tutuklu bulunan eski albay Y.Ö. ile ses ve görüntü bilişim sistemi aracılığıyla bağlantı kuruldu. Duruşmada sözde ordu sıkı yönetim komutanı olduğu belirlenen Y.Ö. hakkındaki tanık beyanları dinlendi. FETÖ-PDY soruşturması kapsamında tutuksuz yargılanan N.B. sanığın mesleği gereği boşanma davası konusunda kendisine danışması nedeniyle tanıdığını ileri sürdü. N.B. bu kişinin boşanma davası Ankara'daydı. Ben de İzmir'de görevli olduğum için davayı kabul etmemiştim dedi. Sanığa soruşturma sırasında WhatsApp üzerinden yakalama ve ifade vermeye ilişkin dosya gönderip göndermediğini hatırlamadığını savunan N.B. sanığın terör örgütü üyesi olduğuna dair bilgiye sahip değilim. Kendisi kumpasa gittiğini ve konuyla alakasının olmadığını söylemişti diye konuştu. Bunun üzerine sanık Y.Ö. tanıktan öyle bir dosya almadığını öne sürdü. Tanık S.D. ise sanıkla Ankara'da arkadaş ortamında tanıştığını dile getirerek 15 Temmuz gecesi sanıkla yazıştıklarını doğru olmadığını söyledi. Sanığa 15 Temmuz akşamı bu durumdan haberin vardı şeklinde mesaj atmasına ilişkin beyanda bulunan S.D. bu durumdan haberin var mıydı yazmak istediğini ve bu sırada yazımda eksiklik olduğunu iddia etti. Y.Ö. ile aynı gün telefonda da görüştüklerini kaydeden S.D. Ankara'da neler olduğunu sordum. O da haberinin olmadığını, kendisinin de öğrenmeye çalıştığını belirtti. FETÖ üyesi olduğuna dair de bir şüphem olmamıştı ifadelerini kullandı. Sanık Y.Ö. ben tanığa yok şeklinde yanıt verdim. Bilirkişi raporlarında mevcuttur, haberleri izleyerek anlamaya çalıştığımı söyledim şeklinde konuştu. Sanık M.P. de Y.Ö. ile mesajlaştığını ancak sanığı fazla tanımadığını iddia etti. Y.Ö. üzerine atılı suçlamayı kabul etmediğini ve söz konusu yapı içerisinde bulunmadığını savundu. Mahkeme heyeti sanığın mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.